Yaşar Ertekin gelecek az sonra. Canlı yayın konuğumuz olacak. Önce onunla bir çektiğimiz VTR var. Ondan sonra burada işler. Kısa süre önce eşini yitirdi. Yaşadığı kederi anlattı. Yaşar Alptekin'in büyük acısı yürekleri dağladı. Onun üstünden başka bir gül koklayamam diye düşünüyorum yani. Sevdiğimizi en sevdiğimize yolladık. Emaneti gerçek sahibine yolladık abi. Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin bu sıralar oldukça zor günler geçiriyor. Eşi Nilgün Altınyay'ı maalesef kısa süre önce toprağa verdi. Daha bir hafta bile geçmedi. Acısı çok taze. Tabii ateş işte yüreğe yakar ama başın sağ olsun demek istiyorum öncelikle. Allah razı olsun. Bu süreçte de hani konuşmak ne kadar kolay olacak senin için onu da bilmiyorum da. Hayat her şeye rağmen devam ediyor abi ya. Tabii ki zor bir dönem. Şu anda daha sıcak sıcak. Yani bıçak yarası gibi bir şeydir bu acı. Onun için alışmaya çalışıyoruz abi. Yani sonuçta ondan geldik, ona gideceğiz. Yaşar Alptekin kelimeleri seçmekte ve yaşadığı acıyı anlatmakta zorlanıyor. Elhamdülillah Rabbime şükürler olsun ki çok fazla acı çekmeden Rabbim onu huzuruna aldı. Her şeye rağmen güçlü olmaya, vakur durmaya çalışıyor Yaşar Alptekin. Kederini şu anlamlı sözlerle özetliyor. İmanlı, inançlı insan olarak kabullendik abi. Sevdiğimizi en sevdiğimize yolladık. Emaneti gerçek sahibine yolladık abi. Rahmetli eşi Nilgün Altınyay kansere yenik düştü ama Yaşar Alptekin bir an olsun hissettirmedi eşini hastalığını. Morali bozulmasın diye yıllarca gizledi. 40 senelik meslek hayatımda en büyük rolümü yaptım. Sanki hiçbir şey olmayacakmış gibi, tekrar eve gelecekmiş gibi. Doktorları da, hemşireleri herkese tembih ettik. Gelenleri herkese tembih ettik ve çocuklar da dahil olmak üzere hepimiz rol oynadık. Yani biz bir şeyleri sakladık. Yani yalan söylemek değildi yani bu. Moral vermek için. Hani o tabii moral vermek için. Yaşar Alptekin'in sözleri yürekleri dağılıyor. Onun gibi biz de gözyaşı dökmemek için kendimizi zor tutuyoruz. Dedik ki belki birilerinden helallik almak isteyecek, birilerine son kez bir şey yapmak istiyor belki diye düşündük. Sonra dedik ki ama bu sefer ömür kısalacak yani Haziran'dan bu yana yaşattık ama belki söyleseydik belki daha kısa zamanda ölecekti. Yaşar Alptekin evde yalnız kaldığı ilk gece hissetmiş yaşadığı acıyı. Definden sonra eve geldin. O an nasıldı? Çocuklarla birlikte geldik abi eve. Çocuklarla birlikte geldik. Hiçbirimiz bir şey konuşamıyordu yani. Hepimiz sus pustuk. 8-9 gibi akşam gittiler. Ondan sonra evde tek başına kaldım. O zaman işte en kötü an, en kötü zamanda o zaman işte evde tek başına kalıyorsunuz ve evde gözünüze takılan her şeyde onun hatırası var. Her şeyde onun hatırası var. Her şeyi onu hatırlatıyor size ve evin içinde derin bir sessizlik var yani. Şimdiye kadar duymadığınız bir sessizlik duyuyorsunuz yani. Acısı daha çok taze. Yeni yeni kendine geliyor. Bir yandan telefon çalıyor. Allah razı olsun sevenler arıyorlar başsağlığı dilemek için. Allah affetsin artık bakamayacak duruma geldim. Telefonu kapattım ne yazık ki. Çünkü hakikaten konuşacak durumda değildim. Böyle yani o gece telefonu kapattım. Ancak iki gün sonra falan kendime geldim. Yani daha şu anda kendime geliyorum. Anıları da yaşıyor hala. Evin içinde, baktığı her yerde sanki yitirdiği eşini görüyor. Kuşu severdi. Onun sesini çok hoşuna giderdi. Dinlendiriyor beni derdi, sakinleştiriyor beni derdi. Şimdi o kuş ondan hatıra kaldı bana. Buradaki her şey ondan hatı her yerde onu hatırlıyorum. Hani burada oturduk, sohbet falan ederdik. Yani her yer onu şey yapıyor, hatırlatıyor yani. Bu bizim gençliğimizin şeyi bu. Sene 1991, 91 senesi. İlk evlendiğimiz ay yani 29 sene olmuş, 29 sene önce çekilen resim. İnişli ve çıkışlı 29 yıllık bir bağdı onlarınki. İkinci baharlarını yaşayamadan kış geldi. Biz bir ayrıldık, 22 sene ayrı kaldık. 22 ayrıldılar, bu arada ben evlendim ama tekrar boşandım.
ve kızımın kızım şey diyordu hep, baba ben hep bir tarafım yarım kalıyor, sana geliyorum, annemi özlüyorum, anneme gidiyorum, seni özlüyorum, hani birlikte olsanız ya dedi. Hani düşündük, taşındık, sonra kızımla birlikte annesine gittik, ben evlilik teklif ettim tekrar, hatta şaka yapıyorum zannetti, inanmadı ilk baş, ciddi olduğunu bir gün sonra anladı. Ondan sonra evlenmeye karar verdik. Son dönemde hayatını Allah rızasına adadığını her fırsatta yineliyordu Yaşar Aptekin. Allah'tan gelen her acıya, yaşattığı her imtihana razıyım der gibiydi tüm anlatımları. Sadece onun rızasını kazanmak için. Onun üstüne başka bir gül koklayamam diye düşünüyorum yani. Tabii onu Allah gösterir, onu bilemeyiz de. Ama benim tahminimce bir daha onun üzerine başka bir gül koklayacağımı zannetmiyorum. Koklayamam abi. Başı sağ olsun. Allah razı olsun, sağ olun. Yaşar abi hoş geldin. Hoş bulduk. Başın sağ olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hocam diyorum ben artık çünkü Lerzan beni ilk keşfeden, benim üstümde o kadar çok emeği var gerçekten ki. Gerçekten mi? İnanılmaz, ben ona hiç saygım sevgim her zaman da söylerim. Ne gönül gibi keşfedeceğini bilmiş Yaşar yani. Yaşar Aptekin, Yaşar Aptekin benim hayatımda en önemli insanlar ilk üçte en baştadır yani. Ay, çok çok özel ve çok önemli bir adamdır. 88 senesiydi galiba değil mi? 89 hocam. 88-89'du. Biz iki ortaktık şirketimiz. Ortağım Serap Akıncıoğlu vardı o zaman, evet, onu tutuyordu. Serap diyordu birinci olacak yani, hit olacak diyordu. Hayır diyordum, Demet olacak diyordum. Ya bu kara kuru kız diyor, nasıl olacak ya diyordu. Görürsün diyordum, Demet olacak. Hadi iddiasına girelim dedi. Biz iddiaya girdik. İddiayı ben kazandım. Hem de ne kazanmak. Vallahi helal olsun. Demet'in bende de şöyle şey var. Çok vefalı bir kız. Çok. Ben çok öğrenci yetiştirdim. İsim vermiyor şimdi, gıybet olmasın. Bir müddet sonra ne haber Yaşar filan. İlk başta hocam nasılsınız filan, sen ne haber Yaşar filan demeye başlıyorlardı. Ama en son biz Demet'le Havan'la karşılaşmıştık yıllar önce. O zaman da meşhurdu ve bana nasılsınız Yaşar hocam demişti. Bu beni çok etkilemişti. Ay, çok vefalı diyor. Bir kız ve saygıyı bilen, sevgiyi bilen bir kız. Yani o yönden ben Demet benim... İlk göz ağrımdır yani. Yani çok takdir ettiğim bir öğrencimdir çok yani. Var. Bak, yani şu anda geldiği yeri hak eden ayakkabı üstüne atmıyorum hocam ya. Geldiği yeri hak eden ve Karamürsel'den şehirler arası otobüste gelirdi derse annesiyle birlikte. Evet, Gölcük'te. Gölcük'te, doğru. Gölcük'teydi. Gölcük'ten gelirdi. Haftada iki gün gelirlerdi. Tıpış tıpış böyle efendi dersini görür giderdi hemen böyle şey annesiyle birlikte. Annenin de çok emeği var. Çok. Allah razı olsun. Öpüyoruz buradan Şenay ablayı. Yaşar abi çok acın taze, daha bir hafta oldu. Evet. Sen bunu hani özellikle o yaşamında o ikinci dönemden sonra sen böyle acıları hani orada diyorsun ki mesela sevdiğimi en sevdiğime yolluyorum diyorsun. Elhamdülillah. Ya bunu bayağı bir artık içine sindirmiş durumdasın. Emaneti gerçek sahibine yolladık. Sonuçta ondan geldik, ona gideceğiz yine. Elhamdülillah. Ama ben şu anda vicdanen rahatım çünkü Rabbim son nefesini vermeden önce o iki seneyi ona güzel yaşattım. Onu mutlu yaşattım yani. İki sene önce kanser var mıydı Yaşar abi? İki sene önce yoktu. Haziran ayında başladı ya. Haziran ayında şüphelendik. Bir anda 42 kiloya düştü. Yani bacaktan şu bileğim kadar oldu ya. 42 kiloya düştü yani. Yani iyice böyle zayıfladı. Artık böyle yataktan kalkamaz hale geldi. Saçları döküldü. Kemoterapi gördü. Tabii. Hani böyle tabiri caizse zombiye falan benzedi. Yani zombi gibi oldu. Yani çöktü, her tarafı çöktü. Biz ona bir şey söyleyemiyorduk. Çünkü çok naif bir kişiliği vardı. Çok hassas bir insandı. Çünkü söylersek daha çok demoralize olacaktı. Çünkü böyle hastaların en büyük ilacı moraldir. Moral çok önemlidir hastalıklarda. Dedi ki daha demoralize olur dedik. Onun için söylememeyi taraf gösterdik. Çocuklarla yaptığımız istişare sonucunda söyleyelim mi söyleyemeyelim mi dedik. Çünkü hani helallik de almak isteyebilir. Birisini üzdüğü, kırdığı birisinden helallik de almak isteyebilir. Son kez yapmak istediği bir şeyler olabilir dedik. Ama sonra dedik ki ömrü kısalacak bu sefer de. Yani biz Haziran'dan bu yana tamam yaşattık ama belki söyleseydik daha kısa yaşayacaktı diye düşündük. Yani bu zor bir süreç. Yani karar veremiyoruz çocuklarla söyleyelim mi söylemeli mi. En sonunda söylememe kararı aldık. Şu anda düşünüyorum iyi ki söylememişiz. Yani biraz daha ona doyduk. Yani doymaya çalıştık. Yani bugünlere kadar getirdik.
Ama zor ya, insanın sevdiği insanın gözünün önünde tereyağı, güneşte kalmış tereyağı gibi erimesi zor bir şey. Çaresizsiniz, bir şey yapamıyorsunuz, hiçbir çareniz yok. Helalleşebildiniz mi abi? Birinci yerindeyken konuşabildiniz mi? Ben işimden helalleştim onunla. İçimden yani ona, çünkü söylerse helalleşirsem niye helalleşiyorsun diyebilirdi bana. Ve sonra ona sevgiyle, yani artık böyle ayrılık bakışıyla baktığın zaman bana niye öyle bakıyorsun dedi. Yani yoksa dedi ayrılıyor muyuz? Yani bir şey mi oluyor dedi. Niye öyle dedi. Gözlerinde dedi tuhaf bir şey var dedi. Bir anlam var dedi yani. Yok dedim, seni ne kadar çok sevdiğimi sana ifade edebilmek için gözlerimle konuşuyorum seninle dedim. Ha öyle mi dedi. Öyle dedim, seni çok seviyorum dedim. Bir kere hastaneden çıkardık. 40 gün kaldı Süreyya Paşa Hastanesi'nde. Eve getirirken dedi ki siteden içeri girerken, ben bir daha buraya geleceğimi zannetmiyordum dedi. Aynen. Ben bir daha buraya geleceğimi zannetmiyordum dedi. Olur mu öyle şey ya dedim. Ne öyle ölümden konuşuyorsun? Ölecek değilsin ki sen dedim. Ne bileyim öyle hissettim ya ben dedi hastanedeyken dedi. Hayır sen ölmeyeceksin, yaşayacaksın dedim. Hastanedeyken bak sana dedim salıncak aldım, sana şunu yaptım, yatağını şöyle yaptım, böyle yaptım. Hep onu ileri vadede hayaller kursun diye, o hayallerle yaşasın, ona umut olsun. Belki hastalığına iyi gelir diye hep ona öyle konuştum. Ama en son 3-4 gün kala şuurunu kaybetti, beni tanımamaya başladı. Ay, en kötüsü de oldu. Beni tanımıyordu ve bana böyle ölmüş balık gibi bakmaya başladı. Ve son dönemde iğne vurulup uyutulmaya, acıları çekmemeye başlasın diye. Fakat iki kişi zor sabrediyorduk yatakta. Sanki hani Azrail canını almaya çalışıyordu, ona vermek istemiyormuş gibi böyle debeleniyordu. Yani böyle ellerini, bacaklarını falan atıyordu sağa sola. Hani bir ses çıkarmıyordu yani, böyle herhangi bir ses çıkarmıyordu ama ani hareketler yapıyordu böyle. Birdenbire elini açıyordu, bacağını atıyordu. Son dönem hatırladığım sol gözü kapalıydı, sağ gözü açıktı. Böyle öyle uyuyordu. Bir gözü açık, bir gözü kapalı uyuyordu. Sonra en son şöyle böyle bana baktı, konuşamıyordu çünkü. Konuşma yetisini de kaybetmişti. Ancak gözlerimizle konuşuyorduk. Sanki gözlerinde anlamış gibi, yani tamam gidiyorum artık Yaşar, elveda dedi yani gözlerinde, son baktığında yani gözlerinde o elvedayı söyledi bana, yani onu hissettim. Ondan sonra da bir daha zaten bakışamadık bile, yani donuk bakmaya başladı, tavana bakmaya başladı. Sonra kızımla biraz eve gidelim, yorulduk yani, bir uyuyalım, sabah 5'te tekrar geliriz dedik. Saat 1 gibi hastaneden çıktık kızımla. Eyvah, eve gidip uyumak için 2-3 saat uyuyalım dedik, yorulduk. Gittik, tam yatmak üzereydik ki bir telefon geldi. Hanımınız kötüleşti dedi, çabuk gelin dedi. Tam yola çıktık, yarı yoldayken Aydos Dağı'nın oradayken telefon geldi, şey dedi, kaybettik dedi. Kaybettik dedi. Kaybettik deyince orada zaten her şey bitti bizim için. Allah rahmet eylesin. O işte son oldu. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Nasıl büyük bir aşkınız varmış ki o kadar yıl aradan sonra tekrardan sonra. Evet, bir araya geldiniz. Rabbim öyle nasip etti ya. Rabbim öyle nasip etti. Çünkü benden sonra hiçbir erkekle bırak evlenmeyi... bir yemeğe bile çıkmıştı yok. Ben onu uzaktan takip ediyordum hep. Yani kızımla diyordum anne ne yapıyor işte filan. Hani bir erkek olarak acaba merak ediyordum. Hani başka bir hayatında başka bir erkek var mı filan. Hani bırakın bir evlilik planı kurmayı, hani bir erkekle yemeğe çıkmayı bırak. Yani bir erkekle konuşmuşluğu bile yok. Yani hani öyle bir 5 dakika o kadar sevmiş seni. Hani öyleydi yani. Ama siz de ne güzel, yani bir hayat arkadaşı olarak son görevinizi güzelce yerine getirmişsiniz. Elhamdülillah. Ya bu hasta bakmak, çünkü en kabul bulunan dualardan birisi hasta duasıdır. Ben namaza ilk başladığımda ya Rabbi dedim, ben bu kadar günahkar bir adamken sen ne yaptın da
beni hidayetle şereflendirdin diye düşündüm. Sonra bir büyüğüm dedi ki sen annene babana bak. Ben anneme babama da baktım. Onlar altlarını temizliyordum. Hani annem ayakları sakattı. Onu umreye falan getirdim. Onlara ben bakıyordum. Yemesini, içmesini, yıkamasını falan. Ona istinaden Rabbim bana İslamiyet'te şereflendirdi. Onun için benim hayatımda hasta bakmak çok önemlidir. Yani ben inanıyorum ki Rabbim mükafatını verecek. Yani bizi cennetinde buluşturacak inşallah. İnanıyorum yani. Eşref abi, ona söylemek isteyip de söyleyemediğin içinde kalan bir şey oldu mu? Yok. O yönden çok, vicdanen çok rahatım. Hani keşke bir hafta daha benimle olsaydı, bir sağlıklı olsaydı, şunu da yapsaydı dediğim şey var. Onu istemez miyim? İstemiyorum. Yani keşke şu anda hayatta olsaydı, bezlerini yıkasaydım. Çünkü ben hastaneden çamaşırını alıyor, çünkü altına kaçırıyordu. Pis kokuyor, pis kokmasın diye, hep temiz koksun diye, pis kokmasın diye eşyalarını yıkayıp kurutup tekrar getiriyordum. Onu temiz olsun diye kremliyordum. Helal olsun. Hani Allah. Helal olsun. İnsan şey istiyor yani. Tabii bir saat bile öyle. Keşke bir saat daha yaşasaydım. Keşke bir saat daha görebilseydim. Keşke 5 dakika daha görebilseydim. Ama işte Rabbim sevdiği kulunu yanına aldı. İnşallah ben de haddi aşmadan inşallah onunla cennette buluşmak üzere giderim inşallah oraya. İnşallah. Şimdi tabii ev boş. Şimdi gireceksin eve. Bütün eşyalarını eşe dosta verdim, hatıra olsun diye. Çantalarını falan verdim. Kıyafetlerini de işte kızıma, bir de sevdiğim insanlara verdim. Gerisinde yardım kuruluşuna, bizim bir yardım derneğimiz var, Paylaş Sevindir diye. Orada yetim çocuklara falan, yetim ailelere vermek üzere ayırdık. Bütün eşyalarını onu görmemek için, onu hatırlamamak için hepsini vermeye çalışıyorum. Ama şunu atladığımı hissettim. Ne versem vereyim, yine evin içinde var. Tabii. Her yerde o var yani. Ben istediğim kadar kıyafetini sağa sola dolaş. Bütün kıyafetini versem de ona yaşamışlığım var. Onun sallandığı, o mutlu olsun diye ona salıncak almıştım. O seviyordu salıncakta sallanmayı, kahve içmeyi seviyordu. Hı. O salıncak aldım. 2-3 kere binebildi ona. Mutfakta oturduğumuz, sohbet ettiğimiz o masa var orada. Her yerde o var yani. Her yerde Allah o var. Rahmet eylesin. Her yerde çok. O var. Gerçekten Allah rahmet eylesin. Mükemmel. Çok kötü bir şey. Allah razı olsun. Yani Allah buradan da şifa bekleyen bütün hastalara şifa versin. Hastalara şifa versin, bakıcılarına da sabır ihsan edesin. Artık çok sabırlı bir iş. Şimdi Allah affetsin, Allah'a sığınırım yanlış bir şey söylemekten. Bir dönem geldi, ya Rabbi dedim ya, canını al ya dedim yani. O da çekmesin, biz de çekmeyelim artık dedim yani. İnsan zaten onu düşünüyor yani, acı çekmesin daha yani fazla. Çekiyor, siz de şey yapıyorsunuz, üzülüyorsunuz, onun çektiğini görüyorsunuz. Yani her iki taraf için de zor ya. Hep derler ya, Allah elden ayaktan düşürmeden. Evet. Allah kimseyi muhtaç. Allah ölümün bile hayırlısını versin. Ölüm kimseyi muhtaç etmeden, çekmeden, çektirmeden Rabbim canını alsın. Hani çok zor yani, çok zor. Hakikaten çok zor. Kızınla şimdi neler yapıyorsun Yaşar abi? O da kızım 17 tane ödülü var. Altın Portakal filminden, film festivalinden ödül aldı. Malatya Film Festivali'nden ödül aldı. Yani toplam 17 tane ödülü var. Bir üniversitede de şu anda hoca. Birlikte mi yaşıyorsunuz yoksa? Yok. O Cihangir'de yaşıyor. Ben Kurköy'de yaşıyorum. O uzun geliyor ona, uzak geliyor. Sanatçılar Cihangir'de falan o taraflarda yaşıyor ya. Sanatçılar. Ben de tek kızım var değil mi? Tek kızım var. Yaşar'ı şey diye hatırlıyorum, Yaşar Hoca'yı. Alişan ne yapardı biliyor musun? Geceden derdi ki yarın macera olsun. Böyle fötör takardı, atkı falan filan. Biz de bakardık hani, sabah ben çok erken gidiyordum tabii Gölcük'ten geldiğim için. Taksi. Bir tane taksi alırdı. Sabahtan akşama kadar bakalım beni tanıyacaklar mı ve dertleri ne, şikayetleri ne. Evet, taksicilik yapardım yani. Beni tanıyacaklar mı, dertleri ne, şey, insanlar nasıl bir diyalog kuruyor. Öyle ben şey yapardım, arızalı bir adamdım yani. Yani normal bir adam değildi. Ama gerçekten çok dilenci taklidi yapardım yani, şey yapardım. Tabii. Tanırlar mıydı peki? Bir kere şeyde, Ortaköy'de yaptığımda şey, böyle sokak çocuğu, böyle siyah boyadım yüzümü falan, böyle çocuklar ototamircisi gibi. Tanıdılar, dişlerimden tanıdılar. Hiçbir tamircinin dişleri böyle bembeyaz olmaz dedi.
Oradan. Taksicilik yaparken? Taksi yok, şapka falan takıyordum. Bir tane yaşlı, iki tane yaşlı teyze görmüştü. Evladım sen birisine, dur bakayım evladım sen birisine benziyorsun ama yok abla çok benzetiyorlar beni. Ya şu Yaşar Aptekin'e benziyordu. Ha evladım ona benziyorsun. Aa bu kaçıncı kişisiniz abla? Hakikaten benziyormuyor. Ama bahsettiğimiz evladım, sen daha tabii tek kanallı, televizyonun tek kanallı oldu. Yani çok zaman önce yani anladın mı? Ya meşhurluk, ün, çarpı... Evet. Anlatabiliyor çok muyum? Çok iyi anlıyorum. Evet, o zamanlar daha şeydi yani. Bir de ilk meşhur olduğum zaman, ilk yani sokağa çıktığımda beni kaç kişi, bugün kaç kişi tanıdı diye hesaplıyordum. Yani bugün beni kaç kişi tanıdı? Hani Nişantaşı, o zamanlar Nişantaşı şeydi. Nişantaşı'da yürüyordum. Bakalım bugün beni kaç kişi tanıdı? Sonra da kaç insan kişi tanınmamak için evet, değil mi? Evet, sonra da işte artık yani tanınmamak için. Öyle işte ama insan. Ama beni böyle görmesinler diye kafanı kapat, bir şey yaparsın yani. Ama ne kadar önemli değil mi? Bir tarafta kadına şiddet uygulayan erkekler varken bir tarafta bu kadar sevdiği bir kadına... Hasta yatağında son bile ana kadar, değil mi? Son ana kadar helal olsun vallahi ciddi söylüyorum. Vallahi ben kadına bir kere şiddet uyguladım. O da annemin karnındayken attığım bir tekmeydi. Vay. Yaşar hocama bak yine son lafı söyledi güzel. Çok. Yaşar abi şimdi ne yapacaksın peki? Sen uzun zamandır setlerde yoksun, uzun zamandır hiç de yapmıyorsun. Şöyle bir yani benden kaynaklanan bir algı oluştu. Yani sanki ben her hani şeyi bıraktım. Her şeyi bıraktım, hacı oldum, her şeyi elimi ayağımı çektim. Öyle ne bir izlenim. Var? O benden çalışmak kaynaklanıyor. Çalışmak ibadettir abi, ne alakası? Öyle bir algı oluştu ama ben hala işimi yapıyorum. Ama kriterlerim var yani öpüşme, sevişme sahnesinde artık bu saatten sonra hani yapamam yani. Senin netice itibariyle hacıyım. Zaten dinen de caiz değil. Sahnesinde oynamam. Yani kriterlerim var. Onların hepsi var. Yasak zaten abi. He? O yüzden şu an rahat rahat oynayabilirsin. Televizyonda da yasak zaten. Nasıl bir şey istiyorsun Yaşar abi? Ya ben yani deliği oynamak isterim mesela. Psikopata oynamak. Yani sıra dışı, yani normal insan oynamak istemiyorum. Yani sıra dışı. Sıra dışı bir insan. Hani yeteneğimi ortaya çıkaracağım, gösterebileceğim. Hani sıradan bir şey değil de sıra dışı olmak istiyorum yani. Hani bir deliği oynamak isterim ya da bir sapı oynamak isterim. Yani değişik bir karakteri oynamak isterim. Yani sıra dışı birisini olmak isterim ama şimdiye kadar en sıra dışı ne geldi bana? Bir mahallenin de köyün delisini canlandırdım. Rambo Ali diye köyün delisi vardı. Onu canlandırdım. Dizi miydi, film miydi? Yok, film. Sinema filmiydi ama o da çok deli değildi yani. Hani biraz deliydi yani köyün delisiydi. Onda fazla rol kabiliyetimi gösterdi mi bilmiyorum. Onu seyirci şey yapacak, puan verecek ama istiyorum öyle filmlerde oynamak istiyorum ya da tarihi filmlerde oynamak istiyorum. Biz de isteriz ya. Lerzan senin var mı sorayım. Filmi ya da dizi? Yok. Ama sen hiç Var bir tane dizi var. Bir dizide oynadı bu. Fettan'da da oynadım. Üf, sen onu da mı izledin? Bir dakika söyle bak, ya. Biliyorsun bak her şeyimi hiç kaçırmadan aynen. İzler. Bir dizide İlk oynadı. Çıktığımda 2004 yılıydı. Evet. Bir aile birbirine düşünen bir kadın var. Hayır. Neydi filmin adı? Asla unutma. Onu bilirsin. Şey asla gibi, unutma diye bir dizi. Evet. Yok. Öyle değil de Hülya Koçit vardı. Sevgiler buradan Edison. Öyle bir dizi ama dizi işi var ya gerçekten bir sahne 10 kere falan ya. Sabah 4'te bitiyordu. Bak asla bir daha hani yani anca sitcom böyle kapalı sen, bir şey. Sen iki bulacak hiç öyle ışık bekle falan hiç bizlik değil yani. Ya sen ben de bir tane yapmışım o Sibel'le Emrah'la ama niye yapmışım onları zamanında? Dizi miydi o da? Arka tabii neydi vardı o? Dizisi vardı. Canım Sibel Can'la dizi yaptık Sibel diye bir dizi bayağı 8-9 bölüm. Emrah'la da filmim vardı. Gerçekten bir ne zor işti mi? Bir de Emrah'ı yolda bırakmıştı bir kız hatırlamıyorum şimdi kızın adı neydi. Bana dedi ki telefon açtı hemen Antalya Gülüyorsun filme başladı. Ben böyle ben film. Ben yani rol kabiliyeti ben yalan da söyleyemem hani rol yorucu iş ama değil mi? Çok yorucu yani. Hani ben böyle, seviyorum çok, ben olma, seviyorum. Çok sevmek lazım o işi. Sen çok setleri pek mi seviyorsun? Ben setleri sizin diziye de konuk oyuncu olarak gelmiştim evet, hatırlıyor evet, musun? Ay ne çektim senden bir düş yakamdan ya. Vallahi bir insanın hayatında bu kadar uzun süredir bir arkadaşı olması çok şey değil yani. Her dediğini yapmak zorunda kalıyorsun. Kıramıyorsun. Ama Alişan tam uzun vadeli bir arkadaş ama yani. Öyle kısa vadeli değil yani. Uzun vadeli evet. Sen şimdi programa. Ben şimdi programa Cuma günü geliyorsunuz. Cuma günü de biz Lerzan'ın inşallah. Uçan Kuş'ta. Evet. Uçan Kuş TV'de. Evet. Ne bombalar ne bombalar artık büyük bilmiyorum. Büyük bombalar sizi böyle dört gözle bekliyor ölmez olacağım kalmaz. Biliyorsunuz. Cansın. Ben şık geleceğim parıltılı istiyor. Parıltılı dedim ki en taşlı ayakkabılarını sen de şık giy. Bu çorapları istemiyorum etme. Bir daha görmek. Çorabın da ismim yazıyor diye istemiyor. Yani millet ceketine yazar, gömleğinin ucuna yazar. Benim de bir yazar. Hayranım öyle çorap verdi. Ben de unuttum birisi dedi ki ya sen dedin ne kadar dedi şey yapmışsın dedi. Şey. Dikkat çekiyor hakikaten. Ama ben baksana konuşurken sürekli gözün oraya takılıyor. Beyaz bir Alişan yazısı. Ben de evlenmeden önce Alişan altında da cep numaram yazıyordu ki. Yani. Ha, evet. Ya, ya. İğrensin
için ya, yemin ediyorum sana. Yaşar abi, çok teşekkür ederiz. Estağfurullah, Allah razı olsun. Yani, acını benimle paylaştığınız için Allah razı olsun. Soruyorlar. Acın daha çok taze. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah razı olsun. Bak ne diyorlar Yaşar Bey, sabah diyorlar güne. Hangi duayla başlar? Ayetel Kürsü. Ayete yatarken de kalkarken de ayetel kürsüyle şey yaparım. Bir de ya Rabbi, taşlanmış kovulmuş şeytanın şerrinden sana sığınırım ya Rabbi. Yoktan beni var ettin, varlığından haberdar ettin. Sana yarattıkların sayısınca hamdü senalar olsun diye. Hani kendi dualarımı şey yaparım. Gün ortasında da Felak ve Nas okurum. Yani topluma çıktığım zaman hani nazardan kendimi muhafaza etmek için Felak ve Nas okurum yani. Ama şeyde de yatmadan önce de 7 kere ayet-el kürsü okuyup vücuduma şey yaparım. Çünkü ayet-el kürsü bir korumadır yani. Hani nasıl savaşçılar savaşa giderken koruma alıyorlar ya, şövalyeler. Öyle bir korumadır. Her insanın koruması da ayet-el kürsü çok önemli bir dua. Korona için var mı hocam? Yani ben hep şunu söylüyorum Demet. Yani belki şu anda insanlara ağır gelecek bu laf ama eleştirecekler belki beni ama. Hani insanlar koronadan korktuğu kadar Allah'tan korksalardı başımıza bu musibet gelmeyecekti. Vallahi doğru. Çünkü biraz insanlar şükürsüz oldu. O ölen bebek vardı ya, bu aile bebek, o sahilde böyle yüzüstü. Ha evet bebek. Evet ya. Ondan sonra oldu her şey. Evet. Bilmiyorum evet. Yani Allah evet. Yine de hepimizi affetsin. Hepimiz insanız. Evet, hepimiz günah işliyoruz. Hepimiz hata işliyoruz. Hep ettiğim dua Allah hepimizi affetsin. Hepimizi affetsin. İnşallah. Yaşar abim çok teşekkür ederim. Vallahi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağımız Allah razı olsun. İnşallah güzel günlerde tekrar seni ağırlamak i̇nşallah, isteriz. İnşallah. Böyle güzel, moralli Allah bir şekilde. Allah razı olsun. Erzan'ım sana da çok teşekkürler. Beni kandırdınız programın sonuna kadar. Ben teşekkür ederim. Cuma bekliyorum. Sizi çok seviyorum ikinizi de. İkiniz benim sanatçı haricinde ailemden iki kişisiniz. O yüzden benim için çok özelsiniz. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Söylemeden geçemeyeceğim. Biz konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz böyle 10 saniye, 15 saniye sonra devam edeceğiz.